Sayın Başkanım, bu şartlı bağlı bağışlar İl Genel Meclis kararından sonra bunda bir sıkıntı yok. Evet. Şimdi zaten adı üstünde şartlı bağışları İl Genel Meclisi kabul ediyor. Evet. Şimdi burada deminki anlattığım konunun bir ilavesi daha olacak. Bir projeye dayalı olarak yapılan yardımlar, projeye dayalı olarak alınan krediler, genel bütçe kanunlarında yer alan bakanlıklar ve diğer kamu kuruluşların ildeki yatırımlarına harcanmak üzere il özel idaresi bütçesine aktarılan ödenekler, valilik onuru ile gelir bütçesinde açılacak tertiplere gelir, diğer yandan gider bütçesinde ilgili projelere ödenek kaydedilir. Bu ödeneklere ait olduğu proje dışında başka işlere aktarılamaz ve harcanamaz. Şimdi 4 milyon gelmişti ya, biz buna olur verdiğimiz zaman daire bunu böyle paylaştırıyor. Geçen gün Veysel Bey de siz yokken ya aslında biz paylaştırdık filan dedi. Ama benim haberim yok. Ben meclis üyesiyim. Ben bundan keyif almıyorum. Örneğin bir başka kuruma ödenek geldi. Ondan da bilgim olmuyor. Yani Sinop'a ne yatırım yapılıyor, nereye ne para geliyor, nereden ne para gidiyor? Şartlı bağış haricinde bütçede onayladığımız veya onaylamadığımız rakamlar haricinde Sinop İl Özel İdaresi'ne nereden, yani nereden derken Ankara'dan gelen bütün paraların hiçbirisi meclis kararı olmadan Sayın Vali tarafından gerekli dağıtımlar kanun dışına çıkmamak şartıyla ne diyor? Bu ödeneklere ait olduğu proje dışında başka işlere aktarmamak şartıyla diyor. Kullanılır diyor. Şimdi benim önerim şu. Sayın Vali her zaman dediğim gibi başımızın tacıdır. Sinop Devleti'nin reisidir. Bunda hiçbir sıkıntımız yoktur. Bugüne kadar adaletli çalışmalarını her zaman destekliyoruz. Kişisel bir konu değildir. Bu konuyu bence meclis üyeleri dikkatli oynasınlar derim. Ben çünkü bu maddeye ret vereceğim. Çünkü hiçbir şeyden haberim olmuyor. Gelen para nereye gidiyor? Nerede kullanılıyor? Nereye yatırılıyor? Hiç haberim olmuyor. Şimdi ufak bir açıklama yapayım. Yani. O 4 milyon geldi. Özel İdare Genel Sekreteri Sayın Orhan Bey 1 trilyon 750 milyar dedi ve materyal borcum var dedi zannediyorum. Kaldı 2.250. Bizi işte o arada vatandaşlar sıkıştırdı, köylüler, muhtarlar falan filan. Para istediler yani. Yolda istediler, orada istediler, burada istediler. Ve duyumlarımız Vali Bey kaymakamlıklara söylediği projeye göre vereceğim ben bu para işte. Falan biz sıkıntıdan gittik Vali Bey'e. Böyle ama işte içeriden sıkıntıları var. Örneğin işçi çalıştırmış, eksi de maaş ödeyemiyor. Bu merkez içinde de vardı bu durum. Efendim, böyle bir sıkıntılar var yani siz dedik tamam projeli falan diyorsunuz da bir takım bu yüzden. Bunun üzerine ilçelerin nüfus sayısına göre o kriterler bakılarak paraları dağıtılıyordu. 1 trilyon da zannediyorum öyle dağılım yapıldı. Son 1 trilyonu da kalan 1 trilyonu da yine gibi bir takım projeli işlere harcadığını biliyoruz. Yani bunu izahatında bulunayım yani eğer bilginiz yoksa onun için şey yaptım ama dediğiniz de doğru yani bundan sonra nereye ne yapılıyor bildiğimizin için dışında olmaması lazım. Bu tabii sizin anlattığınız özel idarenin kendi öz bütçesiyle ilgili bir para nakliydi. Benim söylemeye çalıştığım bu da içinde olmak şartıyla özel idareye gelen diğer kurumlarla ilgili paralar. Hiçbirisinden haberimiz olmuyor. Onu söylemeye çalışıyorum. Evet, oylamaya geçiyoruz. Oylamaya geçelim. Sayın Başkanım. Buyurun. Ben de tekrar saygıyla selamlıyorum. Sayın Batur. Bu parayı böldük, paylaştık veya dağıttık falan gibi. Hayatımda hiçbir zaman parayla bir işim olmadı. Bundan sonra inşallah olmaz. Sadece bizim şeyimizde istihbarlık tarafından genel sekreteri daha önceki verilen yetkiye göre belirli kriterlerde, kriterlere göre ilçelerin hakkaniyet sözü, ilçelere ihtiyaçların
gönderildi bu. Her ilçeye yani şu ilgilen meselesi değil. İlçenin siyasi yapısı farklıdır filan o diye onlar baz alınmadı. Yani ilçenin kriterleri baz alındı. 1 trilyondan bu kadar malumatımız var. Ama ötekinde nasıl olduğunu, projenin projesi nasıl olduğunu biz de gerçekten... Ben valla Veysel Bey'in anlattıklarının aslında hiçbir şey söylemedim. Veysel Bey parayı paylaştı da cebine attı da değil bu. Açık parayı yaptı, onu anlamadım. Cuma günü kendileri açıkladılar. Yani benim anlattığım şekilde, benim açımdan paranın cebe atılması mümkün yok, değil. Yok, zaten o mümkün değil. yok, hayır, işim yok. Şöyle bu bazı arkadaşlar şimdi şöyle yani, senin dediğin gibi. Para bu şekilde dağıtılıyor mesela, bunu kabul etmek lazım. Yani isterim, ister etmez. Boya batı, tüm kriterleri büyük, fazla. Parayı fazla diyor. Bunu biz dağıtmıyoruz. Ama bazı halen daha beyni bu kadar olan arkadaşlar almıyor. İçimiz de var bunlar. İşte ben de diyorum ki, Veysel... Biz de Amerika'yı kabul etmez ama güç. Ben bizden büyük. Boya batı her haliyle bizden büyük. Ben paranın büyüğü olacak. Ben biz daha az alacağız. Dikkatimiz daha az alacak. Sarayımız daha az alacak. Ben de diyorum ki, bunu meclisin asli görevi bu değil mi diyorum. Meclis paylaşıyorsun diyorum. Parayı diyor, sayın varımız paylaşmıyor mu? Biz paylaşıyoruz. Yok. Yani, doğru. Benim dediğim bu. Bu maddede bunu oynuyoruz şu anda. Allah bu maddeyi evet dersin. Siz öyle deyince tekrar açı söyleyeyim de, İl Başkanı aranır, şu anda milletvekili aranır, ulaşabilirse. Aa Veysel para şey yapmış, Dikmen'e az vermiş. Veya da bilmem nereye bir parayla ömründe işim olmadı. Dağıtımında da olmadı. Ya bu açıkçası sizinle değil. Ben o öyle bir şey demiyorum. Aynı yani. Ulaşabildiği yere kadar ulaşıramam. Sayın Başkanım, son bir cümle müsaade ederseniz bitiriyorum. Benim Şükrü Bey hemen oylamaya geçiyoruz. Şimdi ben diyorum ki bu maddede biz evet dersek bilgimiz, meclisin bilgisi dışında Sinop'un bütçesi Sinop'un, özel idarenin değil. Tıkır tıkır işleyecek diyorum. Hayır dersek, red dersek tüm para girişleri, çıkışları meclisin bilgisi altında olacak. Özel idareyle olan para da meclis tarafından bütçelenecek diyorum. Benim dediğim öneri bu. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim arkadaşlarım. Arkadaşlar, oyluyoruz. Oylamaya sunuyoruz. Abdullah Batur. Evet. Ali Çöpçü. Kabul. Mustafa Erdal Uzun. Kabul. Şükrü Gündoğdu. Kabul. Sefer Gürleyen. Kabul. Yaşar Cahit Altıntaş. Kabul. Ahmet Küçükbaş. Red. Hüseyin Coşa. Kabul. Satılmış Demir. Kabul. Hamit Topçuoğlu. Kabul. Mesut Çınar. Kabul. Kerim Ali Şahin. Kabul. Süleyman Yıldırım. Ayhan Şer. Kabul. Cemil Özel. Kabul. Ahmet Burma. Kabul. Necmettin Çakır. Red. Ali Orhanoğlu. Kabul. Osman Taşkın. Kabul. Şükrü Işık. Veysel Şahin. Kabul. Efendim. Ben bu oylamayla ilgili bir şey söyleyebilirim. Tabii. Sayın Meclis Üyesi Necmettin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum.